Bismillah. Em hasibtum en tutraku ve lemma ya'lemillahu'llezine cahadu minkum. Allah buyuruyor ki siz iman etmenizle, yani biz iman ettik, müminiz demenizle başıboş mu bırakılacaksınız? Ta ki cihat edenle etmeyen, bu uğurda, bu dava uğrunda ter dökenle dökmeyen, bu uğurda gece uykusunu kaçıran kaçırmayan belli olacak diyor Allah. Ve aleme sabirin, bakacağız. Bu uğurda sabredenler kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'den gazveye irat buyurdular. Ve tabii kendi yerine Abdullah İbni Ümmü Mektum, Müslümanların ikinci müezzini, ama bunu bıraktılar. Tabii kendisi çok büyük bir makama, mevkiye sahip olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'de vekalet yapacak. Ama geldi Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah ben çok darlanıyorum dedi. Neden darlanıyorsun dedi. Dedi siz beni bırakıyorsunuz, cihada gidiyorsunuz. Ya bir insan can vermeye bu kadar heveskar olur mu? Tabi davası olunca canından daha çok sevince olur. Nitekim cennet nimetlerinden bile daha tatlı olduğunu söylüyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şehadetin. Cennet ehline Allah benden daha bir şey ister misiniz dediğinde o kadar nimetler içinde ya Rabbi bizi dünyaya gönder. Bu dava uğrunda ölelim, tekrar dirilelim, tekrar ölelim, tekrar dirilelim. Yani ölümden bir insan nasıl bir lezzet alabilir ya? Ölüm cennet nimetlerinden daha tatlı. Abdullah İbni Mektum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki, ya Resulallah ben Kur'an'da bir ayet biliyorum. Nedir o ayet? Bismillah. La yessevil kaidune minel müminine vel mücahidune fi sebilillah. Ayet ilk böyleydi. La yessevil kaidune minel müminin. Sıradan insanlardan bahsetmiyor. Minel müminin, müminlerden. Namaz kılan, oruç tutan. Normal. Şimdi ya emekli olmuş adam, ne yapıyorsun sen din için? Hocam camiye geliyorum, Ramazan orucunu tutuyorum. Ya mübarek adam, sen bunu kendin için yapıyorsun. Sen kendin için yapıyorsun. Tasına konan yemeği yiyorsun, diyorsun ki ben başkasını doyuruyorum. Ya sen kendini doyuruyorsun. Bu senin manevi hayatın için. Sen başkası için ne yapıyorsun kardeş? İşte ezana yarım saat kaldı mı kalkıyorum camiye geliyorum. Sonrasında caminin çay ocağında 3-5 Müslümanın gıybetini yapıyorum. Orada bir devlet kurup bir devlet yıkıyoruz. Değil mi? Onu eleştir, bunu eleştir. Ya kardeş, sen din için ne yapıyorsun? Bak, Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi bir zat, ama bu kişi geldi, görmeyen o gözlerinden pınarlar gibi gözyaşı dökülerek Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah beni savaşa getirmiyorsun, cihada sen beni katmıyorsun ama bu beni çok üzüyor. Çünkü Allah Kur'an'da لَا يَسَّوِ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ müminlerden oturan, savaşa gitmeyenle وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihat edenler benim katımda aynı değildirler diyor. Efendimiz sustu. Abdullah İbni Mektum böyle deyince bir şey diyemedi. Dedi ki ama sen amasın. Ama bu ayette öyle bir şey yok. Düşünün nasıl bir dert. Bu sefer Hazreti Cebrail geldi. Gayru ulud darare bölümünü getirdi. Bu sefer ayet la yessevil kaidune minel müminine gayru ulud darare vel mücahidine fi sebilillah olarak Allah tarafından oraya eklendi. Yani engelli olanlar müstesna. Ya bir insan gökten ayet indirtebilir mi ya? Biz yağmur indiremiyoruz. Kupkuru oluyor her taraf. O kadar yağmur duası yapıyoruz. Adamın talebi üzerine gökten Allah Cebrail aleyhisselam aracılığıyla ayet indiriyor. Yani engelli olanlar hariç. Şimdi çünkü ayet net. Oturan Müslümanla koşturan Müslüman aynı değil.